inşaat malzemelerine hem üretim hem de taşıma hizmeti veren bir firmanın ziyaretçisi olduk. Firmanın yetkilisiyle gerçekleştirdiğimiz sohbet şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim, Kuzey Kıbrıs'ı başından sonuna, güneyinden doğusuna arşınlamaya devam ediyor. Şu andaki rotamızda İskele büyük konuk. Tabii artık kadınların olmadığı sektörler yok. Şu anda bizler de briket ve beton boru üretilen bir imalathanedeyiz. Burayı da bizlere Seler Şenoğlu anlatacak. Seler Hanım, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Siz kaç seneden beri peki bu sektörde yer alıyorsunuz? Ben 4 seneden beri bu sektörde yer almaktayım. Nasıl bir kuruluş hikayeniz var? 2005 yılında babamın yapı market sektörüne girmesiyle üretime başlamış bulunmaktayız. Eskiden böyle bir üretim yeri yoktu burada. Tamamen işte tarladan oluşmaktaydı. Ondan sonra öncelikle briket makinesi alındı. Onun akabininde beton boru yaptığımız bir makine alındı ve bu şekilde üretime başlamış bulunduk. Evet, şu anda izleyicilerimiz görebiliyorlar görüntüleri ama bilmeyenler için tam anlamıyla briket ve beton boru hangi alanlarda kullanılıyor? Briket... Arkada da görebileceğiniz gibi duvar yapımında, inşaat yapımında kullanılabilirken beton boru dediğimiz ürünler kuyularda kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra içerisinden su geçirilebilecek olan her yerlerde, yol kenarlarında vesaire de kullanılabilmektedir. O devasa beton daireler halinde aynen. Gördüğümüz şeylerin evet, aslında adı onlar. Beton boru veya beton evet. Büz değil mi? Evet. Peki nasıl bir imalathaneden bahsediyoruz şu anda? Büyük büyük makinelerin bulunduğu, sürekli imalatın yapılması gerektiği. Çünkü briket de beton boru da çok fazla istenen, çok fazla kullanma talebi olan şeyler olduğu için sürekli imalatın yapıldığı bir imalathaneden bahsediyoruz. Aynı zamanda insan gücünün de gerekli olduğunu söylemekte zarar yoktur. Peki burada tabii İskele bölgesinde özellikle evet. devasa inşaatlar yapılıyor. İnanılmaz da bir rağbet var. Burada çok fazla yerleşim veya yatırım anlamında buraya yönelen birçok insan evet. Var. Sizler aslında buraya biraz domine etmiş oluyorsunuz bu sektörle. Çok büyük bir ihtiyacı kapatıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Yani özellikle İskele bölgesinde bulunan tek üretim yapan biziz. Özellikle... blok üzerine. Bu arada sadece İskele'ye mi bu hizmeti sağlıyoruz yoksa Girne, Lefkoşa gibi bölgelerden gelen talebe de cevap verebiliyor musunuz? Erhan Şenoğlu yapı market ve üretim olarak KKTC geneline hizmet sağlayabilmekteyiz. Ben tabii yapı olarak malzemeyi de çok merak ediyorum. Yani briket dediğimiz malzeme dayanıklılık açısından, mukavemet açısından nasıl bir malzeme? Çok dayanıklı bir malzeme olduğunu söyleyebilirim. Zaten briketle ilgili, özellikle bizim briketimizle ilgili demem daha doğru olur. Ustalardan aldığımız şikayet, iş yapmaya çalışırken mesela elektrikçiler briketleri kırıp duvarları delmeye çalışırken bayağı zorlanıyorlarmış. Hatta sağlamlığından dolayı içinde su kaldığı için ıslananların şikayetleri vesaire var. Yani çok sağlam bir malzemedir. Kullanımı çok kullanışlı olan bir malzemedir. Aslında siz yapının olduğu her sektöre de hitap ediyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Peki seri bir üretim mi söz konusu yoksa projeye bağlı olarak üretimler gerçekleşiyor? Seri üretim söz konusudur. Çünkü sadece büyük şirketlere, büyük firmalara değil aynı zamanda halka hitap ediyoruz. Yani herhangi bir kişi müşteri olarak bize gelip talepte bulunabiliyor. Talebini her şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Tabii özellikle de bulunduğumuz bölgede herkesin kendine ait bir arsası, kendine ait evet. Bir yapısı var ve gün geçtikçe bu yapılar daha da genişleyip büyüyebiliyor. Evet. Yani sadece aslında ev olarak bakmamak lazım. Bulunduğumuz bölgeden dolayı hayvancılık çok fazladır. Bu sebepten dolayı da insanlar mandıra yaparken de aynı zamanda briketi kullanıyorlar. Aynı zamanda köy bölgelerinde kuyu kazma, kuyulara olan ilgi daha fazladır. O yüzden bize de ilgi duyuyorlar. Siz iki alanda da imalat yapıyorsunuz. Aynı zamanda yapı marketiniz de bulunuyor. Aslında sektöre giriş hikayeniz de yapı marketle başlıyor. Evet, aynen öyle. Daha doğrusu aslında sektöre girişimiz normal market. Onun akabinde işte babamın attığı adımlarla yapı market. Ondan sonra imalata geçiyoruz. Yani, hepsi ihtiyaçtan doğuyor. Aynen öyle. Yani şu anda bizim elimizde olanlarla herhangi bir kişi bir binayı tamamlayabilecek bütün malzemeyi bizden çekebilir.
O şekilde ilerliyoruz. Başka hiç kimseyle anlaşmasına veya malzeme beklemesine evet. gerek kalmayacak. Evet. Siz zaten galiba proje geldiğinde elinize neye ihtiyaç olduğunu da doğru bir şekilde yönlendirebilecek tabii taraftasınız. Tabii yönlendirebiliyoruz. Hani elektrik malzemesi olsun. Hatta kimi zaman müşterilerimiz bize gelip usta bile soruyorlar. Onu da yönlendirmesini müşterilerimize yapmaya çalışıyoruz. Peki neden tercih ediliyorsunuz? Kalitemizden dolayı. Bir kalitemiz. Kadının bakış açısı ve detaycılığı da söz konusu. Tabii muhakkak ama kalitemiz her zaman onun da üstünde diyebilirim. Aynı zamanda imalatınız çok güçlü. Evet. Peki bundan sonrası için hayallerinizde neler olacak? Yani bu sektörde nasıl bir etki yaratmayı hayal ediyorsunuz? Bir kere şu anda hali hazırda elimizde olanı tutarken bu bir taraftan da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Daha fazla üretim, daha fazla insana yardımcı olma. Bir de elimizden geldiğince hani şu an halkın durumu da malum. Onlara yardımcı olabilme açısından ilerlemeye çalışıyoruz. Yani fiyatı yüksek tutmayıp kaliteyi de düşürmeden millete hizmet vermeye çalışıyoruz. Gelecekte de bunu hedef alarak buna göre ilerlemeyi amaçlıyoruz. Güzel de bir ilerleme söz konusu. Zaten şu ana kadar gerçekten başarılı bir şekilde yürütmüşsünüz. Bundan sonrası için de yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkürler. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Seler Hanım? Kaliteli yaşayın ve mutlu yaşayın demek isterim. Son olarak Beyaz TV ailesi olarak size de geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, oldukça önemli bir alanda önemli başarılara imza atan bir isimle Seler Şenoğlu ile birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.